Merhaba canlar, omurgayı geriye bükme serisinin birinci çalışmasındasınız. Yani başlangıç seviye bir çalışmadayız. Bu çalışmayı her seviyeden kişi uygulayabilir. Belki orta, belki ileri seviyedeyseniz bile bu videoyu izleyin ve bence gözden kaçırmış olduğunuz detaylar olabilir. Onları gözden geçirin ve bazen antrenmanlarınızda başlangıç seviye teknikleri de kullanmanız gerekebilir. Bunları kullanın. Özellikle en başlardaysanız çalışmayı dikkatle uygulayın ve de istediğiniz seviyeye gelene kadar her gün uygulayın. Sonra ikinci seviyeye geçin. Bu çalışmada ne mi yapacağız? Geriye doğru bükülme nasıl olur? Bunun mekanizması nedir? Vücut anatomimiz nasıl çalışır? Bunları size duruşların arasında da ufak ufak paylaşmaya başlayacağım ve en başlangıç, doğru, güzel temelleri atmak için özenle seçtiğim orijinal yoga sistemi duruşlarını uygulayacağız. Esneyeceğiz ama esnerken nasıl da güçlenmeliyiz, bunları konuşacağız. Hazırsanız esnemeye başlayalım. Haydi başlayalım. Şöyle bir inceleme yapalım. Şimdi tepeden tırnağa geriye bükülürken neler oluyor? Birazcık onları göstereyim size. Hızlıca bir inceleme yapalım. Ben size yan dönüyorum. Ayakları birleştirdik. Sırtınızı dikleştirin. Şimdi Stambasana duruşundayız. Kalçalar, bacaklar aktif. Omuzları şöyle biraz yukarıya ve geriye aldık. Çenemiz yere paralel. Bu bizim normal duruşumuz. Geriye bükülürken her şey baştan başlar canlar. O yüzden şöyle yapacağız. Çeneyle ve burunla bir çizgi çeker gibi şöyle en arkaya doğru bakmaya çalışacağız ama başı böyle geriye götürmeyeceğiz de şunu yapacağız. Nefes alacağız. Verirken başı yukarı, burnu yukarı ve sonra en arkaya doğru çevireceğiz. Şimdi gövdeyi hareket ettirmeyin arkaya, öne doğru. Çeneyi en uzağa doğru. Evet, tavana bakıyorum ama arkaya doğru bakmaya çalışın. Nefes al, geri dön. Nefes verirken en yukarı, en geriye doğru götürün başı. Nefes al, geri dön. Verirken hadi bir kere daha yapalım. Nefes al, geri dön. Verirken rahatla. Şimdi ne kadar aktif bir hamle, görüyorsunuz değil mi? Geriye bükülürken eğer başım bu şekilde direnirse, kendimizi geriye güzelce bırakmazsak tam da geriye bükülme hissini alamayacağız. Özellikle şimdi böyle gidiyoruz ya geriye doğru. Başı bırakmamız lazım, rahatlamamız lazım. Şimdi buna omuzları ekleyelim. Tamam. Şimdi şunu yapalım. Omuzları yukarı ve geriye doğru alalım. Bakın şöyle küçük bir ayar. Onlar şöyle öne düşmek isteyebilir, böyle sarkık bir his verebilir. Belki sizde öyle değildir ama omuzlar yukarı ve geriye doğru çekildiğinde sonra elleri kenetleyeceğim ve düzleştireceğim. Şimdi burada düşünün ki kol altlarını şöyle açmaya çalışıyorsunuz. Kol altlarını dışarıya çevirmeye çalışıyorsunuz. Yani omuzlar öne düşük halde olmamalı. Böylece yükseltemem. O yüzden omuzları yukarı ve geriye aldık. Kol altlarını dışarıya çevirdik. Böyle bir ayar. Şimdi omuzların farkındalığını araştıralım, tamam? Hadi benimle beraber yapın. Omuzlar yukarı ve geri, sonra nefes ver, kollar yukarı. Bakın arkada kürek kemikleri birbirlerine yaklaşıyorlar. Böyle bir ayar. Şimdi buna göğsü ekleyelim. Nefes alırken omuzları yukarı ve geriye aldık. Elleri arkada kenetledik. Her şey düz bu arada. Verirken şöyle göğsümü şişirdim. Öne doğru olabildiği kadar. Alırken gevşet. Nefes ver, yükselt. Tamam. Böyle bir ayar. Belki kollarla en başta hissedemiyorsanız şöyle olsun bakın. Böyle iyi bir nefes almış gibi. Nefes al. Şişir. Göğsü yükselt. Verirken kapa. Bu şöyle bir hareket değil. Göğüsten olsun tamamen. Omurganın orta bölümüyle ilgilenelim. Hadi nefes al. Şişir. Nefes ver, kapa. Çok sade ama önemli hareketler. Şimdi bunu ilerletelim. Madem öyle, şöyle geriye doğru giderken başı da ekleyelim, omuzları da geriye doğru alalım. Hemen geriye bükülmeye başlayalım. Parçalar birleşince çok güzel olacak. Nefes al, omuzları yukarı ve geriye al. Elleri arkada kenetle, yukarıya doğru yükselt. Verirken başı geriye bırakalım, en arkaya. Göğsü şişirelim. Kalçaları hiç oynatmayacağız, tamam? Belden gitmeyeceğiz. Göğsü yükseltip başı geriye bırakacağız. Nefes al geriden, verirken kolları indir. Hani böyle yılbaşı çubukları oluyor, şöyle bastonlar oluyor. Omurgayı şöyle orta yerinden arkaya bükmek istiyoruz. Belimiz zaten böyle çukur. Omurganın şekline bakarsanız, sizin için görüntüsünü de koyarım. Omurgamız böyle, bel bölgesi çukur olduğu için onu geriye bükmeye çalışmıyoruz aslında. Böyle olan omurganın torasik bölgeyi geriye bükmeye çalışıyoruz. O yüzden çabamız hep göğsü açık tutmak olsun, tamam mı? Hadi tekrar yapalım. Şöyle ballı ballı yapın. Nefes al, omuzları yukarı ve geriye al. Elleri arkada kenetle, kolları düzleştir. Nefes verirken başı en arkaya yukarı bırak. Göğsü yükselt, yükselt, yükselt. Kalçaları biraz sık geriye bırak. Nefes al geriden, verirken kolları indirelim. Şimdi yukarıdan aşağıya gidiyoruz. Buna bir de beli ekleyelim. Bel ve şu kalça bölgesini. Bunun için şunu yapacağız. Burayı kapalı tutacağız. Yani böyle bir bükülme aramıyoruz da. Burası kapalı olacak. Pelvisi öne itip yukarıdan arkaya doğru uzamaya çalışacağız. Çabamız şu. Tamam. Bel bölgesinden bunu yapmaya çalışalım. Artık daha da derinlere gitmeye çalışalım. Hadi nefes al, omuzları yukarı ve geriye al. Elleri arkada kenetle, yükselt. Nefes verirken başı geriye bırak. Göğsü yükselt, yükselt. Sonra pelvisi öne doğru itiyorum. Arkaya doğru artık maksimum gitmeye çalışalım. Nefes al, geri dön. Nasıl girdiysem öyle geri dönüyorum. Verirken kolları indir. Sıkı bir şey ama kendinizi zorlamayın. Yavaş yavaş ısıtarak yapmaya çalışın. Şimdi tekrar yapalım. Bacakları bükmeyin, olur mu? Nefes al, omuzları yukarı ve geriye al. Elleri arkada kenetle, göğsü aç. Verirken başı geriye bırak. Göğsü iyice yükselttim. Kalçayı sık, pelvis öne. Artık belden biraz daha büküldüm. Arkadayım. Haydi nefes al, geri dön. Verirken şöyle bir rahatlatalım. Kollar yukarı, karnı, göğsü, başı aşağıya doğru alalım. Bacaklarınız hafif bükülü de olabilir. Yüzünüz sanki ayakların önünde yere dokunacakmış gibi olsun. Yuvarlanmayın, olur mu? Şöyle uzayalım ileriye doğru. Beli, sırtı rahatlat. Haydi nefes al, geri dön. Verirken kollar serbest. Şimdi şunu yapalım. Ay, bana bir ısınma geldi bile. Ayakları omuz genişliğinde aralayalım. Şimdi birazcık daha araştırmalar yapalım vücutta. Bu sefer şöyle yapacağız. Elleri arkaya, uylukların üzerine şöyle yerleştireceğiz. Yetişemezseniz kalçalarınızdan da tutabilirsiniz. Bunlar bizim kanadımız olsun ve şöyle geriye doğru kanatlarımızı açalım. Kürek kemiklerini birbirine yaklaştırın. Az önceki ayarları yapalım. Nefes al, göğsü aç, iyice iyice aç. Bacakları çekerek yapın bunu. Başı geriye doğru bırak. Nefes verirken ellerle şöyle uylukları takip edeceğim. Arkaya doğru gidiyorum. Her neredeysem mutluyum ve kendimi zorlamıyorum. Olduğunuz yerde şöyle aşağıya doğru kaymaya çalışın. Bacaklar düz. Haydi nefes al, yavaşça geri dön. Verirken rahatla. Şimdi Anjaneyasana yapalım. Geriye bükülme duruşlarında şuralarımızın, bacağın şöyle geriye doğru esnemesinin çok önemi var. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Ayaklar birleşik olsun. Nefes al, elleri önde yere koy. Verirken sağ adımı maksimum geriye atalım. Sağ diz yerde, ayak parmak ucu serbest. Nefes al, sırtı dikleştir. Şurayı şöyle kapattım. Verirken eller göğsün önünde. Sağ kalçayı yumruk gibi sıkıyorum. Uyluğu aşağıya doğru bastırıyoruz. Bakın burası, buranın devamı. Böyle bükülmeler yapacağız orta ve ileri seviyede. Şimdi kendinizi hazırlayın. Her verişte aşağıya doğru bastıralım. Tamam. Sırtımız dik. Nefes al, yüksel, gevşet. Nefes verirken aşağıya doğru bastır. Nefes al, yükselt. Verirken son kere yapalım, bastır. Haydi nefes al, elleri önde yere koy. Verirken sağ adım öne. Al, sol adım maksimum geriye atalım. Sol diz yerde. Ayak serbest. Verirken şöyle dikleştim. Eller göğsün önünde. Şimdi öndeki diz ve ayak bileğiniz bir hatta olmalı. Bu ayarı kaçırmayın. Arkadaki bacağı en uzağa götürün. Kalça böyle kıvrılmasın. Onu şöyle kapatalım ve beli koruyalım. Bunun bütün anlamı bu. Eller göğsün önünde. Sırt dik. Nefes al. Verirken uyluğu aşağıya bastır. Bazen gövde öne gitmek ister. Onu şöyle geride tutun. Omuzlar açık. Şöyle özgüvenliyim. Mutluyum. Al, yüksel. Verirken bastır. Nefes al, yüksel. Verirken bastır. Al, yüksel. Haydi verirken son kere bastır. Nefes al, yüksel. Verirken elleri önde yere koyalım ve de şöyle sol adımı öne atalım. Yavaşça doğrulalım. Derin bir nefes. Şimdi geldim. Şöyle sizin için Vayunişkasana yapacağız. Ayaklarınız 50 santim aralık olsun. Nefes alırken öne doğru eğileceğiz. El dört parmağı ayak tabanına yerleştireceğiz. El baş parmak ayağın üstünde olacak. Verirken bacağı bükeceğiz ve çömeleceğiz. Şimdi kollar bacakların içinde olsun. Biz burada değişik bir şeyi araştıracağız şu anda. Çok önemli bulduğum bir şey. Size şu açıdan göstereyim. Şimdi buradayız ya. Kalça omurgayı geriye bükmekte çok önemli bir rol oynuyor. Eğer biz burada şöyle oturursak omurgam pek de geriye bükülmeye meraklı durmuyordur. O yüzden şöyle yapacağız. Arkada bir kuyruğumuz varmış gibi düşünün. Önce omuzları az önce incelediğimiz gibi geriye doğru alalım. Birazcık bacak esnetelim bir yandan. Omuzları geriye aldım. Boynu saklamadım, daha yukarıya doğru çıkardım. Şimdi kuyruğumu havaya doğru yükseltiyorum. Ellerle ayakları biraz çeker gibiyiz ve de şöyle bakın kalçaya bir kavis veriyorum. Tamam? Nefes al. Her şeyi bırak, kapat. Nefes ver, açıl. Şöyle kalçaya, omurgaya bir kavis vermeye çalışalım. Dahası göğsü açık tutmaya çalışalım. Nefes al, son kere yap. Nefes ver, açıl. Hadi gözleri kapa, burada duruşu hissedelim. Ve tamamlayalım. Nefes al, ayakları bırak. Verirken şöyle matımızda oturalım. Ayak tabanlarını birleştirelim. Elleri kenetleyip ayakların şöyle çevresinden tutalım. Şimdi burada da bir inceleme yapalım. Hem sırtımızı rahatlatalım hem de aslında omurgayı geriye bükülmek istemez vaziyetten biraz çıkarmaya çalışalım. O yüzden şöyle yapacağız. Ellerle ayakları çekip göğsü ileriye doğru yükselteceğiz. Geriye bükülmenin bir ihtiyacı da şu canlar. Bizim göğsü, omurgayı şöyle bilinçli şekilde durduğumuz yerde herhangi bir duruşa girmezken bile şöyle açabilmemiz. Tamam mı? Bunu yapan da sırt kasları, omuzlar, işte trapez kası gibi. O yüzden aynı zamanda güçlü olmaya da çalışacağız. Şöyle elleri kenetledim. Nefes al, göğsü aç. Verirken öne doğru uzayalım. Ama yuvarlak kalmayalım. Dirseklerle şöyle yanlara doğru bacakları bastırın. Böylece az önce incelediğimiz yine kuyruğumuzun olayını düzeltmiş olalım. Nefes al, göğsü aç. Verirken öne hareket. Hem de rahatlatmak için şöyle yuvarlanıp aşağıya bırakabilirsiniz. Bu artık size kalmış. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Bacakları uzatalım. Setuasana yapalım. Bu da aslında geriye bükülme duruşu gibi görünmese bile geriye bükülmenin ihtiyacı olan duruşlardan. Bu duruşla kendinizi geriye bükülme duruşlarına hazırlayabilirsiniz. Nefes alırken elleri arkada, omuz genişliğinde koyalım. Verirken bacakları bükelim, ayak tabanları yerde. Şimdi az önce konuştuğumuz her şey gibi göğsü açalım. Ellerle yere bastıralım. Bakın böyle bir kavis verdim omurgaya. Nefes al, kalçaları yükselt. Verirken karnı yukarıya doğru yükseltelim. Şimdi geriye mesela köprü yaptığımızı düşünün. Kalça, bacaklar çalışmalı. Yukarı doğru yükseltmeliyim. Göğsü kapalı tutmamalıyız. O yüzden yükseltmeliyiz. Hadi nefes al, indir. Göğsü belki de kapatın, dinlendirin. Nefes verirken göğsü aç, kalçaları yükselt. Nefes al, indir. Verirken bir kere daha yapalım. Şu ayarı korumanızı istiyorum. Nefes ver, kalça yükselt. Haydi nefes al, indir. Verirken elleri ileriye doğru çevirelim ve bacakları düzleştirelim. Şimdi yine aynısı olsun. Göğsü öne doğru yükseltin. Purvottanasana yapalım. Nefes al. Verirken ellerle ve topuklarla yere bastırarak kalçayı iyice sıkın. Başı geriye bırakalım bu defa. Nefes al, kalça indir, karşıya bak, dinlen. Verirken bir kere daha yapalım. Burada aslında böyle gizli bir geriye bükülme var. Bu ayarı yapmazsam şöyle görünürüm ve daha yorucu olur. O yüzden burayı hep açık tutun. Başı geriye bırakın, en arkaya doğru bırakın. Boyun, göğüs açılsın. Haydi nefes al, kalça indir. Verirken Ardha Matsyasana yapalım. Böyle minik minik geriye bükülüyoruz fark ettiyseniz. Ama çok keyifli. Şimdi şunu yapalım. Bacaklarımız birleşik. Nefes alırken elleri ve dirsekleri şöyle arkada yere koyalım. Ve ne yapalım? Yine göğsü yükseltelim. Nefes verirken başı geriye bırakalım. Az önce ayakta yaptığımız gibi başın tepesini geride yere koyalım ama göğsü düşürmeyelim. Bunun için dirseklerle yere bastırın ve kalçada bir kavis verelim. Başın tepesi yere dokununca şöyle elleri uylukların üzerine yerleştirelim. Bu kavisi koruyamazsanız dirsekler yerde olsun. Hadi şöyle göğsü açmanın tadını çıkarın. Nefes al, başı kaldır, verirken geri dönelim. Ve buradan şöyle sırt üstüne geçelim. Böyle tatlı tatlı giderken bir Meru Akarşana duruşunu yapalım. Ayaklar birleşik. Nefes alırken sol bacağı bükelim. Verirken ayak tabanını yere bastırıp sağ yan üstü dönelim. Şöyle uzandık. Şimdi burada da böyle tatlı, hoş bir geriye bükülme duruşu yapacağız. Bu sizin çabanıza bağlı. Böyle düz uzandım. Nefes alırken sol ayağı geriye doğru bükelim. Sol elle ayak parmak ucu kısmından tutun. Verirken bacağı geriye ve yukarı yay gibi çekelim. Şimdi bunun geriye bükülme nerede? Bacağın geriye gitmesini isterim. Belde ve göğüste şöyle bir açıklık isterim. O yüzden kendinizi şöyle kolu arkaya doğru açarak göğsünüzü öne doğru iterken bulmalısınız. Tamam. Güzel bir kavis verin. Haydi şöyle bacak kalça kaslarını çalıştırın. Burada omuzlar esniyor, gövde yanal kasları çalışıyor. Nefes al, bacağı indir. Verirken uzatalım, sırt üstüne dönelim. Hadi bir de diğer taraftan olsun. Şöyle döneyim sizin için. Sağ bacağı bükün ve de bastırarak gövdeyi sol yana doğru çevirelim. Böyle yattık deniz kızı gibi. Bacaklar üst üste. Böyle yatarken birazcık kalçaları sıkın ve vücut fit dursun. Nefes al, sağ bacağı bük. Sağ ile ayak parmak ucu kısmından tuttum. Verirken bacağı sadece yukarı değil ve de yukarı ve geriye olsun. Böyle olunca geriye bükülme başlıyor. Bakın fark edersiniz. Omuz öne bakmıyor, arkaya doğru açılıyor. Böylece göğsü iyice şişirin. Ne kadar esneksiniz, bu duruşta o kadar bacağınızı yükselteceksiniz. Hadi duruşun tadını çıkar. Haydi nefes al, bacağı indir, ayağı bırak. Verirken bacağı uzatalım ve yüz üstüne dönelim. Şöyle elleri üst üste koyun, alın ellerin üzerinde olsun. Ayaklar serbest. Bırakın her şeyi, tüm gerginliği bir atın. Şöyle bedenimizi birazcık daha hareketli duruşlara hazırlayalım. Hadi bakalım, ayakları birleştirelim. Nefes alırken elleri ve dirsekleri yüz hizasında yere koyalım ve gövdenin üstünü yerden kaldıralım. Şimdi dirsekleriniz omuzların altında olsun. Şurada şöyle bir kare alan olsun. Gövdeyi yükselttim. Nefes verirken ellerle dirseklerden tutalım. Birazcık omuz ve göğüs açmamız gerekiyor. Nefes al, dirsekleri ve dizleri yere bastırarak kalçaları yerden yükselt. Dirseklerin ve dizlerin mesafesini bozmayın. Verirken karşıya bakıyorum. Çeneyi ve göğsü şöyle güzelce aşağıya doğru indiriyorum. Bunu yapınca şimdi kol altları müthiş bir şekilde esneyecek. Olursa şunu şöyle bırakalım. olursa çeneyi ve göğsü yere indirin. Hadi birazcık burada tadını çıkaralım. Zorlanırsanız bu aşamada kalın. Yani başı ve göğsü kapatıp aşağıda kalmamaya çalışın. Karşıya doğru bakalım ve de dirseklerle yere bastırın. Sanki kol altları yere dokunacakmış. Haydi nefes al. Başı kaldır. Öne hareket. Verirken eller yerde. Şimdi burada bir şeyleri inceleyelim. Ardha Bhujangasana yapalım. Şu haldeyken bakın ellerle yeri çekiyorum. Tamam mı? Bunu çektiğim için göğsü öne doğru şişirmeliyim. Bacakları birleşik tutun ve de kalçaları sıkalım. Şimdi gövdenin altını yere doğru bastırın. Şimdi ben burada yükselirken eğer şöyle yükselirsem sırtıma bakın gayet düz görünüyor. Yani otururkenki gibi. O yüzden buna bir kavis vermeliyim. Göbek deliğini yere yapıştırmalıyım. Bunu yapınca omuzlarım kulaklara gelmemeli. Dirseklerle yere bastırıp omuzları arkaya almalıyım ve de boynu yukarı çıkarmalıyım. Evet, bir sürü ayar var ama çok güzel ayarlar. Bunları zaman içerisinde oturtup benimseyeceksiniz. Şimdi göğsü ileriye doğru şişirelim. Sanki birisi size sırtın ortasından bastırıyor. Yani belden değil. Olur mu? Göğsünüzü açık tutun. Hadi bunun tadını çıkaralım. Yani pasif bir duruş değil, aktif bir duruş yapıyorum. Bence çok tatlı. Şimdi bunu artıralım. Birazcık dozunu artıralım. Nefes al. Verirken bu ayarı koruyun. Sırtınızdaki kavisi korumaya çalışın ve de sadece kolları düzleştirelim. Şimdi bunu yapınca da vücut böyle olabilir. O yüzden yine göğsü öne şişirmeliyim ve göbek deliğini yere doğru bastırmalıyım. Bu çok tatsız gelirse elleri biraz ileride tutabilirsiniz, olur mu? Sanki göbek deliği yere yapışacak ama kollar düz. Hadi böyle bir kavis yapalım. Yine omuzları kulaklara çekmedim. Aşağıya doğru bastırıyorum. Kalçaları sıkın. Göğsü şişir. Ve şöyle başı geriye bırak. Haydi nefes al. Başı kaldır. Oh, verirken dirsekleri yere koyalım ve rahatlayalım. Şöyle gerginliği atın. Bir de şuna bakalım canlar. Şimdi omurgayı geriye esnetirken sırt kasları, kalça, bacak kaslarının gücü çok önemli. Yani vücudun arka yüzünün güçlü olması gerekiyor. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Sarpasana duruşu yapalım. Şöyle gövdeyi yüzüstü indirdik. Çenemiz yerde. Bacaklar birleşik. Nefes alırken kolları geriye aldım. Aynı ayakta yaptığımız gibi omuzları arkaya doğru çekmeliyim. Nefes verirken kalçaları sıkın. Gövdenin üstünü yerden yükseltelim. Şöyle bel, sırt kaslarını sıkmalıyım. Kalçaları, bacakları birbirine doğru yapıştırmalıyım. Nefes al. Gövdeyi indir, nefes ver, yüksel. Bayağı sıkı. Nefes al, indir. Verirken son kere yapalım. Haydi nefes al, indir. Verirken elleri göğüs hizasına koyalım. Ve şöyle yükselelim. Belki de şöyle karnı uylukların üzerine indirin, alnı yere bırakın. Dinlendim. Şöyle gerginliği attım. Hadi başı kaldır. Şöyle matın ortasına gelelim. Bir şey daha yapalım. Bugün hep göğsü açmaktan bahsettim. Farkındasınız. Belki de beklediğiniz gibi geçmiyor ama çok önemli. Bunu daha iyi anlayacaksınız. Göğüs gerçekten açıldığında. Şimdi şöyle yapalım. Çünkü biliyorsunuz günlük hayat, iş hayatı, okul, böyle anlatmak bile istemiyorum. Zaten ondan kaçıp buraya geldiniz. Şu vaziyetten çıkmaya çalışıyoruz. Böyle yemek yiyoruz, böyle bir şeyler izliyoruz, böyle çalışıyoruz. Onu şöyle açmak istiyoruz. Bu sizin hakkınız. Şimdi Hasta Parşvasana yapalım. Hep yaptık ama buradayken da ayrı bir tadı var. Nefes al, omuzları yukarı ve geriye al. Elleri arkada kenetle. Verirken geriye doğru yükselt. Yine kol altlarını şöyle dışarıya doğru çevirdim. Ve de göğsü açtım. İyice çekin. Başı geriye bırakın. Nefes al, başı kaldır, kolları indir, rahatla. Bu eforlu bir iş. Nefes verirken tekrar şöyle göğsü aç, kollar geriye, başı geriye bırak. Nefes al, geri dön. Verirken kolları indir. Şimdi Ustrasana yapalım. Çok havalı duruşların başlangıcını yapacağız. O yüzden belinize de dikkat edin ve hazır bir şekilde yapın. Nefes alırken dizlerin üzerine yükselelim. Şöyle geldim. Verirken ayakları omuz genişliğinde aralayalım. Nefes alırken sağ eli arkaya doğru götüreceğiz. Sağ elle sağ topuğa yaslanacağız ama şöyle oturur gibi olmasın. Burayı önde tutmaya çalışın. Şimdiden bir bükülme yaşadık. Eğer buna yetişemezseniz ayak parmak uçlarında olsun. Şöyle dönüp topuğunuza bakın ve görün. Olursa böyle olsun. Yerleştirdim. Nefes verirken sol kolu yukarı yükselttim. Ve de avuç içi bu tarafa bakıyor. Gövdeyi geriye doğru bırakıyoruz. Tamam. Şöyle yan yatmış olmamalıyım. Tavana doğru bakmalıyım. Kalçaları hep sıkın ve de şöyle ileriye itin. Göğsü de açmak için kolu şöyle yana doğru açıyorsunuz. Tamam mı? Böyle ayarlar yaptım. Belki de kolunuz burada kalıyor. Olursa arkaya doğru uzatıyorum. Haydi nefes al, geri dön. Verirken sağ kol serbest. Nefes al, sol eli arkaya aldım. Şöyle topuktan tuttum, göğsü açtım. Verirken sağ kol yukarı. Şöyle kolu kulağa yaklaştırıyorum. Olursa şöyle başı geriye bırakıp arkaya doğru yatıyorum. Kendinize güvenin, şöyle esnemenin tadını çıkarın. Haydi nefes al, geri dön, kolu indir. Verirken topukların üzerine oturalım. Bu güzel bir duruştu. Bu tam Instagram'a fotoğraf atmalık bir duruştu. Hemen fotoğrafını çekip paylaşın benimle. Şimdi şöyle bir şey yapalım, daha havalısını yapacağız. Ekapada Ekahasta Ustrasana duruşunu yapacağız. Nefes alırken dizlerin üzerine yükselelim. Verirken sağ eli bu sefer şöyle ayağın yanında yere koyalım. Zorlanırsanız parmak uçlarını koyun. Nefes alacağız. Dengede olmalıyım. Nefes alacağız. Sol bacağı yerden kaldıracağız. Verirken sol eli sol dizin üzerine koyacağız. Şöyle göğsü açıp yukarıya doğru bakın. Zorlanırsanız şöyle minik destek alın. Alışınca daha güzel yapacaksınız. Bence bu da güzel bir poz oldu. Hadi nefes al. Bacağı indir. Verirken geri dön. Bir de diğer taraftan nefes al, sol eli yanda yere koy. Şöyle bir kavis vermeliyim. Verirken sağ bacağı kaldırdım. Sağ eli sağ dizin üstüne koyuyoruz. Olursa şöyle başı yukarıya çevirin. Göğsü açın. Nefes al, bacağı indir. Verirken geri dön. Ah, topukların üzerine oturun. Her videodaki her hareketi belki de güzelce yapamıyorsunuz. Belki de hepsini yapıyorsunuz ama bunlar size ilham olması için de yaptığımız duruşlar. Önünüzde bir süreç var. Hedefleyebileceğiniz duruşlar var. O yüzden böyle yapmakta zorlandığınız bir duruş görünce ay demeyin. Ben bunu yapamıyorum hocam çok zor demeyin. Her gün çalışmanız için size bir fırsat. Bunu böyle görün. Hadi bir gerginliği atalım şöyle. Bir de Kapotasana yapalım. Arkada boşluk olsun. Şöyle geldim. Ekapada Kapotasana yapacağız. Nefes al, elleri önde yere koy. Verirken sağ bacağı geriye doğru attım. Şimdi topuk pelvisin altında olsun. Sağ uyluğu yere doğru bastırmalıyız. Şimdi belde bir kavis oldu ama biz buna bir de göğsü ekleyelim. Nefes al. Elleri bele yerleştir. Bakın bunlar bizim kanatlarımız. Nefes verirken kanatları geriye al. Böylece göğsü açabilirim. Sağ kalçayı iyice sıkın ve en başta yaptığımız gibi bakın baş ne kadar gerekli. Başı geriye doğru bırakın. Gözleri kapatırsanız denge bozulabilir. O yüzden ben gözlerimi açık yapıyorum. Şöyle en arkaya doğru gitmeye çalışın. Sağ kalçayı ne kadar sıkarsam o kadar dengedeyim. Haydi nefes al, başı kaldır, geri dön. Verirken şöyle yaptım. Hemen de topuğun yanına oturdum bu sefer. Burası açılabilir. Onu şöyle aşağıya doğru bastırın. Uyluğun esnemesi geriye bükülmelerde ne kadar önemli görüyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım. Sol el dizin üstünde olsun. Göğsünüzü açık tutmaya çalışın. Verirken sağ elle sağ bacağı tutacağız. Şöyle topuğu kalçaya çekelim. Önce burayı bir ısıtalım. Al aç, verirken çek. Al aç. Verirken son kere yapalım, çek. Şimdi size sürpriz bir duruşla sonlangıcı yapıyorum. Şöyle yapacağız. Sol elle sağ ayaktan tutacağız. Olursa böyle çekeceğiz gövdeye doğru. Ve de şunu şöyle sağ elle sağ dirseği sağ ayağın üzerine geçireceğiz. Tamam mı? Şöyle sarılacağız. Sonra sol kolu arkaya alıp şöyle az önce yaptığımız gibi göğsü açıp şöyle bir kanca kilidi yapmalıyım. Bu birinci duruş. Zorlanırsanız böyle yapın. Ama olabilirse şöyle çektim ya az önce. Eli aşağıya doğru çevirip ayağın üstünden tutmalıyım. Sanki böyle bir çantayı alıp sırtınıza atacakmış gibi. Böyle tuttum. Belki ayak baş parmağından da tutulabilir. Kendinizi biraz araştırmanız gerekiyor. Ve de sonra şöyle ayağı point yapıp dirseği havaya çevireceğim. Gövden buradaydı. Artık şu tarafa dönecek. Bakın çok şık bir poz oldu. Şöyle yaptım. Geriye doğru döndüm. Belki ilk başlarda buradasınız. Belki buradasınız. Biraz çabalayın. Olursa şöyle sol kolu da yukarıya atalım. Arkada ayağı tutalım. Başlarda zor ise böyle olsun. Orta ve ileri seviyede çok daha güzellerini yapacağız. Hazır olun. Belki de başı geriye bırakırsınız. Hadi duruşun tadını çıkarın. Haydi nefes al. Şöyle yavaşça ayağı bırak. Geri dön. Verirken bacak geri. Eller uylukların üzerinde. Gerginliği atalım. Son duruş. Artık şöyle bütün gücünüzü verin. Sonra gevşemeye geçelim. Elleri önde yere koydum. Nefes verirken sol bacağı geriye doğru attık. Şöyle pelvisi topuğun üstüne yerleştirelim. Burada düz olmalıyım. Sol uyluğu aşağıya bastırdık. Nefes al, elleri bele yerleştir. Verirken kanatlarımı geriye aldım. Göğsümü açtım. Bu bir güvercin duruşu. Tıpkı güvercin gibi göğsümüzü kabartıyoruz. Başı geriye bırakıyoruz. Haydi nefes al, başı kaldır. Verirken şöyle kalçayı indirdim. Bir de bu açıdan bakın. Şöyle indirdim. Sağ elle dize bastırıyorum. Burası böyle dönebilir demiştim. O yüzden uyluğu aşağıya doğru, yere doğru yapıştırmalıyım. Sağ elle dize bastırıp dikleştik. Nefes alırken sol bacağı bükelim, ayağı tuttum. Verirken şöyle yaptım. Topuğu kalçaya çektim. Nefes al, geri. Verirken çek. Al, geri. Verirken bir kere daha çekelim. Acele etmeyin. Her uyguladığınızda daha güzel olacak. Şimdi sol elle ayağı tuttum ve de sol dirseği ayağa taktım. Sonra sağ kolu başın arkasından aldık. Belki de ilk başlarda buradasınız. Belki de buradasınız. Şöyle pozunuzu verin, duruşu yaşayın. Olursa şöyle yaptım. Sol elle aşağıya doğru böyle tersten tutuyorum. Biraz değişik. Sonra dirseği yukarıya doğru alıp gövdeyi bu tarafa çevirmeliyim. Sola dönüktü, bu tarafa çevirdim. Belki buradan destek alın, belki başı geriye bırakın. Birazcık burada oynamamız gerekiyor ama bu duruşla ilgili de bir video çekeceğim, haberiniz olsun. Haydi tadını çıkar. Hadi çıkalım. Nefes alırken şöyle yavaşça ayağı bacağı bıraktım, geri dön. Nefes verirken sol bacağı öne doğru aldım. Oh, haydi Kolları uzatın. Geriye doğru uzanalım. Belki de kimilerimizin en sevdiği duruş. Şavasana'ya hoş geldiniz. Şöyle avuç içlerini çevirin. Ayaklar serbest, gözleri kapayın. Ayakları, bacakları, kolları, başı sağa sola çevirin. Ortada bırakın, tüm beden gevşesin. Baş ucundan ayak ucuna tüm bedeni gevşetin. Beden sanki eriyor, her tarafa yayılıyor. Tam gevşeme. Yavaş çıkıyoruz. Derin nefes. Ayak parmaklarını, el parmaklarını hareket ettirin. Başınızı sağa sola çevirin. Nefes alırken gözleri açın. Verirken yavaşça doğrulun. Yoga Akademi'ye hoş geldiniz. Orijinal yoga sistemi teknikleriyle hazırladığımız muhteşem bir çalışma oldu. Omurgayı geriye bükmenin temellerini attık. Çok güzel şeyler öğrendiniz. Bu çalışmayı kendinizi tatmin hissedene kadar, ben artık oldum, bu çalışma benim için yeterli diyene kadar ve orta seviyeye geçmeye hazır hissedene kadar uygulayın. İsterseniz her gün uygulayın, isterseniz araya başka bacak esnetme çalışmalarımızdan koyun ama bedeninizi asla zorlamayın. Zorlandığınız duruşlar varsa bana mesaj atabilirsiniz, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Size güzel çözümler üretiriz. Ama her gün uyguladıkça onların zaten ilerlediğini göreceksiniz. Her şey mümkün isterseniz Yoga Akademi'de diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bence bir like atın. Güzel de bir yorum bırakın. Bence çalışmanız güzel geçti. Bunu biliyorum. O yüzden böyle söylüyorum. Sizleri çok seviyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.